Şimdi çözelim bunu. Şimdi 13 işlem B nasıl oluyor? Bunu yerine koyacağız sadece. 13'ün karesi eksi B kare eşittir 15'in karesi eksi A kare. Bana A işlem B'yi soruyor. Yani bana A kare eksi B kareyi soruyor. Bakın burada A kare var. Ben bunu karşıya geçirdiğimde A kare eksi B kare olur. Bu da 15'in karesi eksi 13'ün karesi oldu. Tamam, bulduk artık. 15 eksi 13 çarpı 15 artı 13. O da ne oldu? 28 artı 2'den 56 oldu. Şu soruyu çözelim. Şimdi şu ifadeyi 1 bölü 2'ye işlediğimizde x kaç çıkıyor? Bakalım hemencik. 1 bölü 2 x artı 1 eşittir 2x. X buradan 1 çıkıyor. X yerine 1 koyacağız. Burada öncelikle x eşittir 1. Şimdi şu ifadeyi 1'e eşitlediğimizde x 2 eşittir y eksi 1. Y de 3 çıkıyor. Şimdi y yerine 3 koyalım. 9. 3 kere 1 3 eksi 1. 6 alttan 1 çıktı 5. Bu işlem soruları gayet basit şimdilik. Bakalım. Şu soruyu çözelim. Şimdi 3 işlem 4'ü sormuş. A yerine 3, B yerine 4 yazdığımda B bölü 3 işlem 4 eşittir 1 bölü 3 artı 2 bölü 4. Bu da 1 bölü 2 eder. Bunu 3 ile bunu 2 ile yaptığımızda 5 bölü 6 eşittir 5 bölü 3 işlem 4. Bunlar sadece 3 işlem 4 ile 6 eşittir cevap Edirne. Ne diyor? Gerçel sayılar kümesi üzerinde her AB için değişme özelliği vardır. Şimdi değişme özelliği vardır diyorsa A işlem B yerine, bu B işlem A yerine A işlem B yazabilirim. Bu karşıya geçerse 3A işlem B eşittir 4A artı 4B. Her tarafı 3'e böldüğümüzde bu ifade. A'ya 4, B'ye eksi 1 koyduğumda ne oldu? Eksi o zaman 12 bölü 3'ten 4 olur cevabımız Ceyhan. Bu arada değişme özelliği olup olmadığını hani soruda belirtmiş ama şuradan da anlayabiliriz. Bakın A ile B'nin katsayıları aynı ise değişme özelliği vardır. Bakın bu soruda A ile B'nin katsayıları aynı değil, değişme özelliği yoktur. Zaten soruda da değişme özelliği yok demiş. Peki bu şekilde değişme özelliği olmayan soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi öncelikle bu işlemleri bir arada toplayacağız. Aynı A işlem B karşıya attık artı 2 parantezine B işlem A kaç eşitmiş 2A artı B'ye. Şimdi bana 3 işlem 2'yi sormuş ya. A yerine 3, B yerine de 2 yazayım, tamam mı? 3 işlem 2 artı 2 parantez içinde 2 işlem 3 eşittir. 3 kere 2 6 8 oldu. Şimdi bu tam tersini yazacağız. A yerine 2, B yerine 3 yazacağız bu sefer de. Ne oldu? 2 işlem 3 artı 2 parantezinde 3 işlem 2. O da ne oldu? 2 kere 4 7 oldu değil mi? Şimdi bana 3 işlem 2'yi sorduğuna göre ben şu 2 işlem 3'leri yok edeyim. Yani buraya eksi 2 ile çarptığımda bunlar gider. Burada eksi 4 ne oldu? Eksi 4. Burada eksi 3. Bir tane 3 işlem 2 var. Burada eksi 4. O zaman eksi 3. 3 işlem 2. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 14 artı 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eksi 6 olur. Her tarafı şöyle artı 6, 3'e böldüğünde 2. Yani 3 işlem 2, 2 oldu. Cevabımız A seçeneği doğru.